Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Talak. Evet, bu bahisler talak bahsinde gidecekler. Evet, birkaç bab olur. O babların hepsini birden Kitab-ı Talak'tır. Onu da teksim eder babları. Kitab-ı Talak'ın birinci babı Bab-ı Recul yutalliku imra'atehu ve hiye hayız. Bir adam ailesini tatbik ediyor. Ailesi de heyiz içinde. Bu caiz midir, değil midir? Bunun hükmü nedir? Sümme yuriden yutallikaha. Bu heyiz içinde kadını talak verdikten sonra onun talakını vermek istiyor. Biz sünneti sünnet ve üzerine. Meta yekûnü lehu zâlik. Ne vakit verecek? Heyiz zamanında kadını talak verirse bu talak bidi olur. Sünni olması için tekrar müracaat edecek. Rücaat edecek. Ondan sonra bekleyecek. O kadın temizlenecek. Temizlendikten sonra talak verecek. Yahut bir heyiz daha görecek. İkinci defa temizlenecek. O vakitte talak verecek. Bu ikisinin hakkında ihtilaf var. Birinci İmam Ebu Hanife'nin mezhebi, ikinci İmam Ebu Yusuf'un mezhebi. Fakat talak vakı olur. Heyiz içinde verdiği talak vakı olur. O talak bid'idir. Günahkar olmuş olur. Müracaat edecek. Tekrar kadına ricat edecek. Ondan sonra ya nikahın dalı koyacak. Yok, talak verecek olursa tühörde ama o heyizden sonraki tühörde mi yoksa ikinci heyizden sonraki olan tühörde mi, bunda ihtilaf var. Haddesene Ebu Bekrete ve İbrahim İbni Merzuh kala haddesene Ebu Asim an İbni Cüreycin an Ebi Zübeyir قال سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن أيمن يقول ki ben işittim عبد الله بن عمر soruyordu hani racülü bir adam var bir adam ki yutallik imraatehu ailesine talak verir ve hiye haidun halbuki kadın heyiz halindedir bu nasıl olur قال عبد الله بن عمر dedi ki فعل ذلك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر bunu işledi yani kendisini kastediyor عبد الله بن عمر diyor ki ben bunu işledim benim başıma geçti فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم babam işitti diyor Hazreti Ömer oğlunun talak verdiğini işitince gitmiş Resulullah Efendimize sormuş ki ya Resulullah Abdullah ailesini heyiz halinde boşadı. Ne yapmak lazım? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Mürhu sen ona emreyle fel yuraciha ricat etsin, dönsün hatta tatuhure hatta kadın heyizden kurtarsın, temiz olsun sümme yutallikuha ondan sonra arzu ederse talak versin. Talak-ı sünni olan. Kale buyurdu ki sümme tela sonra okudu. Estaizu billah. اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ayet-i kerimeyi okudu. Cenab-ı Hak ayette buyuruyor ki اِذَا طَلَّقْتُمْ siz tatbik ettiğiniz vakitte النِّسَاءَ kadınları فَطَلِّقُوهُنَّ onları tatbik edin لِعِدَّتِهِنَّ iddetleri için tatbik edin. Ulam talil için لِعِدَّتِهِنَّ fakat bunun لِعِدَّتِهِنَّ iddetleri için ne demek? Ey fi kubli iddetihinne iddetlerinin evvelinde tatbik edin. İddet bekleyecek ya o iddette ne ilendir? Hanefi mezhebinde heyz ilendir. Öyleyse heyzden evvel olan tühürlerde tatbik edin. Bu manaya. Haddesena Fehdun kâle haddesena Yahya bin Abdülhamid kâle haddesena Vekî'un en Süfyan en Muhammed bin Abdülrahman Mevla Ali Telhan Ali Telhan'ın kölesi Muhammed bin Abdurrahman'dan rivayet eyledi. An Salim'in Ali bin Ömer. Salim o da babası Abdullah bin Ömer'den rivayet eyledi ki ennehu tallaka imra'atehu. Abdullah ailesini boşadı. Ve hiye haidun. Kadın da heyiz halindeydi. Fese'ele Ömer'un nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bunu duyunca gitti Resulullah Efendimiz'e sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nuruhu sen ona emret fel yuraciha
ric'at etsin, müracaat etsin. Yani gerisin geri ben döndüm desin. Sümmel yutallikha, sonra onu boşasın. Vahiyye tahirun, halbuki batında temiz. Yani heyizden çıkıp temizlendikten sonra boşasın. Ev hamilun, yahut da hamil olur. Tahir olduğu halde yahut da gebe olduğu halde boşamış olur. Olur ki o cimadan sonra kadın hamile olur. Onun da heyizi olmaz. Heyiz görmedi, hamile oldu. Bu vakitte gene talak-ı sünni olur. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال طلقت امرأتي. Hazreti Abdullah diyor ki ailesini boşamış ve hayız, bu da hayızdı. فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, Resulullah Efendimiz ona emretmiş ki kadını tekrar nikahına al. Hatta tallaktuha ve hiye tahir. Onu bana reddetti. Ondan sonra o kadın heyizden çıktı, temizlendi. Ondan sonra kadını tekrar tatbik ettirdi. Haddesena Fahdun kâle haddesena Yahya ibn Hümeyd el-Himali kâle haddesena Hüseyin an Ali Bişrin sümme zekere bi isnadihi mislehu. Haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena Vehb ibn Cerir قال حدثنا هاشم ابن حسان عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر. يونس بن جبير diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'e sordum. عن رجل طلق امرأته, bir adamdan ki, bir adamın hükmünden ki ailesini tatlik etti. وهي حائض, heyiz halinde. فقال, Hazreti Abdullah dedi ki hel tarifi Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'i bilir misin sen? Yani kendisini gösteriyor. Utunan, evet biliyorum işte sensin. Kale fe innehu tallaka imraatehu, o ailesini tatlik etti. Ve hiye hayid, kadın hayiz idi. Fe ata Ömer'in nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e geldi. Fe zekere zâlike lehu, Peygamber Efendimiz'e bu meseleyi sordu. Ve kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki nuruhu fel yuraciya, sen Abdullah'a emret ona müracaat etsin. Fe izâ tahurat, temizlendi mi heyizden, fel yutallika, o vakitte tatlik etsin. Kultu, ben Abdullah ibn Ömer'e diyor sordum ki ve ya teddü bitilke tatlika, o talak ile iddet yapar mı, iddetini sayar mı? Kale feme, nasıl olur? Olmaz mı? Ma istifamiyye. Femeh, nasıl olmaz? Ere iyite, sen görmedin mi ki in aceze, o adam aciz olur da başka bir talak vermezse, ve stahmeke, cahil olursa yapıp da bilmez de o heyize vermiş olduğu talakından kalırsa, iddet beklemeyecek mi? Gene bekleyecek. Evet. Yani heyiz halında boşar da sonradan da İkinci talakı vermezse, tuhur halinde talak vermezse, meseleyi bilmiyor, cahil yahut da aciz, o kadını heyiz halinde boşadığından o iddet bekleyecek mi, beklemeyecek mi? Bekleyecek mi? Fakat günahkar olur heyiz halinde tatbik ettiğinden dolayı. Yine talak talaktır. وَلَمْ يَذْكُرَ اَبُوْ بَكْرَةَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا, Ebu Bekir hadisinde, bu hadisinde zikreylemedi. غَيْرَ مَا زَكَرْنَاهُ ف۪يهِ, bu meselede zikrettiğimizin gayrısını zikreylemedi. Bu kadar zikreyledi. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمِ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ بْنُ عُمَرْ. Enes ibn-i Sirin diyor ki ben Abdullah ibn-i Ömer'i işittim. Yakulu derdi. Tallaka ibn-i Ömer, yani kendisi Abdullah ibn-i Ömer boşadı. İmraatehu, ailesini. Ve hiye haydun, kadın da heyizliydi. Fezekere zâlike Ömer'u, Hazreti Ömer bunu zikreyledi. İnnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'e zikreyledi. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki nuruhu, sen ona emret, fel yuraciha, müracaat etsin, dönsün.
فَاِذَا تَهُرَتْ Kadın temizlendi mi فَلْيُطَلِّقَا Arzu ederse o vakitte talakını versin. فَقِيلَ denildi ki اَيُحْتَسَبُ بِهَا Onunla iddet sayılır mı? قَالَ فَمَا Ya nasıl olur? Tabi sayılır demek istiyor. حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْفَضْلُ قَالَ حَدَّسَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ بْنُ عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ sormuş ki كَيْفَ صَنَعْتَ فِي امْرَأَتِكَ Sen ailende ne yaptın? اَلَّتِي طَلَّقْ Boşadığın ailende ne yaptın? Nasıl hareket ettin diye sormuş. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ buyurdular ki طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ Onun hayız halindeyken onu boşadım. Fezekere zalik Ömer. Bunu gitti Hazreti Ömer'e haber verdiler. Fe'ata Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer de geldi Peygamber Efendimize fesalehu Resulullah Efendimize sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki mürhu git Abdullah'a emret. Fel yuraciha dönsün gerisin geri nikahını alsın sümmel yutallika sonra onu boşasın inde tohrin heyzden temizlendikten sonra boşasın işte talak-ı sünni olması için kâle Enes İbn-i Sirin diyor ki fekultu ben Abdullah İbn Ömer'e dedim ki cu'iltu fidâke ben sana feda olayım feyu'teddu bit talak-ı evvel o evvelki talakla hali heyizdeyken vermiş olduğu talak gün iddetini sayar mı? Kale buyurdu ki ve ma yemne'uni ne şey bana mani olur in kuntu esatu ben bir hata yaptımsa ve stahmaktu cahil oldumsa bir hata yaptım cahil oldumsa hali heyizde boşadığımdan dolayı o iddet beklemesin mi? Yani beklesin. İddeti sayar. Yani ikinci talakı vermezse, Halit Öğer'deki ikinci talakı vermezse, o kadından da ayrılmak istiyorsa, hali heyizdeki talakın iddetini kadın bitirirse, iddetini bekler bitirirse, olur mu olmaz mı? Olur. Mesele bu. Olmazsa ne olur? Olur. Yani yapan adam hata etmiş kadının orada iddet beklemesine mani değil. Ama fakat daha evli olan ona ricat edecek, tekrar nikahını alacak. Ondan sonra hali tuhurda tatbik edecek. Kadın hali tuhurdaki talakın iddetini bekleyecek. Yok eğer o tuhurda boşamaz da o birinci talakına kifayet edecek olursa hali heyizdeki talakın iddetini bekleyecek. Esas bu suallar onun için geliyor. Yani hali heyizde verilen talak bid'idir, sünni değil. Onun iddeti olur mu olmaz mı? Olur. İnküntü esâtü ben bir hata ettimse ve stahmaktü cahil oldumsa ve ma yemne'un yani ben hemen eden şey nedir? Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb kâle haddesena Fusayb kâle haddesena Yezid ibn-i İbrahim Muhammed ibn-i Sirin kâle haddeseni Mughiret ibn-i Yunus ve ibn-i Kübeyr kâle se'eltu Abdullah ibn-i Umar Abdullah ibn-i Umar'a sordum. Kultur dedim ki racülün tallaka emraatehu ve hiye haydun. Bir adam ailesini boşadı, ailesi de heyizlidir. Nasıldır? Bunun hükmü nedir? Kale tarife Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'i tanır mısın? Yani kendisini gösteriyor. Kultu neyim? Tanıyorum işte sensin. Kale fe inne Abdullah ibn Ömer. İşte Abdullah ibn Ömer'in kendisi tallaka emraatehu ailesini boşadı. Ve hiye haydun. Ailesi de heyizli idi. فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e geldi. فَسَأَلَهُ سُرْدِ ki böyle böyle oldu ya Resulullah. Ne olacak? فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz ona emretti. اَنْ يُرَاجِعَهَا ricat eder, müracaat eder. Yani gerisin bir ailesinin nikahını alır. O da ikidirli olur. Birisi lisaniyle olur. Ben döndüm, ricat ettim der. Bu sözüyle olur. Tekrar kadın onun nikahını elde etmiş olur. Yahut da fiilen gider bir şey alır çarşıdan kadına verir, kadınına sarılır yahut da öper. O da fiilen ricattır. Bu ricat da ne vakit olur? Kadının üç talakı var. Birinci talakını verirse ricat yapabilir.
İkinci talakını da verirse yine ricet yapabilir. Üçüncüyü verirse ricet olamaz. Eğer bu adam vaktiyle bir defa yahut iki defa boşamış, kalmış bir talakı. O üçüncü talakı verdi mi daha dönemez o. Onu da ricet edemez. O beynuneti kübra dedi, derler ki o kadın başka bir kocaya varmadıkça evvelce kocasına helal olmaz. Bunları da diyor ki git Abdullah'a söyle, müracaat etsin. Çünkü kadını evvelden talak vermemiş. Bu birinci talak. Bunun için evvel diyor ki müracaat etsin. Sümme yutallikuha en yuraciyaha sümme yutallikaha. Evet. Peygamber Efendimiz emretti ki Abdullah'a söyle, müracaat etsin, sonra talakını versin. Fî kubbülü iddetiha, iddetinin başlamacında. İddet neyle başlar? Tuvalle mi, heyizle mi? Heyizle başlar. Heyizle başlar. Öyleyse onun evveli istikbali nedir? Tuhur. Ha, temizlik halinde, tuhur halinde talakını versin. Artık o tuhurun peşinde ne geliyor? Heyiz. Üç defa heyiz görecek işte. İddet üç defa heyiz. Onun evveli ne olur? Tuhur. Tuhur da talakını verecek ki üç heyizi geçe o da iddetini bitirmiş olur. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِي الْاَسَرْ. Ulemadan bir kısmı bu eserlere sahip oldular. Bu hadislerle amel ettiler. فَقَالُوا dediler ki مَنْ تَلَّقَ مْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيْضٌ. Heyizli iken kadını boşarsa فَقَدْ اَثِمَ كُنَحْكَرُ. Niye? Sünnet veç üzerine talak vermediğinden, Resulullah Efendimiz'in sünnetinden ayrıldığından günahkar olur. وَيَنْبَغِي لَهُ. Fakat o adama layıktır. En yuraciaha, kadına müracaat ede, onu tekrar nikahına alar. Fe inne talaqahu zalik. O adamın heyiz halinde ona talak vermesi talaqu hata. Hata talakıdır. Hataen talak etmiş. Fe in terekeha, eğer o kadını terk ederse, müracaat etmezse, hali heyizdeki talakına kifayet ederse, tam bi o kadın yürür gider fil iddeti iddetler. İddetlerini sayar. Banet minhu, o kadın o adamdan ayrılmış olur bi telâkı hata talâbi. Üç iddetini bitirdi mi kadın ecnebi oldu. Fakat hangi talakla ecnebi oldu? Talâkı sünni ile mi yoksa talâkı hata ile mi? Talâkı hata ile bir deyle. وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرُ. Lakin eftal olan o adam emredilir bu adama. اَنْ يُرَاجِيَهَا. Onu tekrar nikahına ala. لِيُخْرِجَهَا بِذَٰلِكِ. Bu sebeple onu çıkarsın, kadını çıkarsın. بِذَٰلِكِ. Bu ricat sebebiyle مِنْ اَسْبَابِ التَّلَاقِ الْخَطَى. Hata talakının sebeplerinden çıksın. Heyiz halinde talak verdiğinden talak hata oldu. Peki bunun kefareti ne? Bu sünnete muhalif hareket ettiği nasıl telafi edecek? Tekrar kadını nikahına alacak, müracaat edecek. Fakat bu üç bağın birisi gitti. Talak üç ip ya, üç bağ ya. Bu birisi gitti. Onu alır, aldıktan sonra heyzini bitirir. Kadın temizlendikten sonra bir talak daha verir. Bir evvelce zaten vermişti hali heyizde. Bağın birisi çözülmüştü. Bir de o vakitte verir, çözülür, bitti. Ondan sonra isterse, o almayacaksa, bekler o kadın iddetini bitirir, yabancı olur. Yok, tekrar pişman olursa, evet, o tör içerisinde yahut da iddetini bitirmezden evvel tekrar gerisin geri dönebilir. Sümme yetrukeha. Sümme yetrukeha. Lakin o adama emredilir ki o talak-ı hatanın sebeplerinden çıksın. Sümme yetrukeha, o kadını terk etsin. Hatta tatfura min hadil hayde. O hayizden temizlensin. Talak vakı olan hayizden temizlensin. Sümme yutallikaha, sonra o kadını tatlik ede. Talakın savaben. Doğru bir talakla, sünni bir talakla talak verer. Fetamdi, kadın gider fi iddetin min talakı savabin. Doğru bir talakın iddetinde gider. Talakı sevap, o tühürde vakı olan talak işte onun iddetini bekler. فَاِنْشَا, o adam dilerse رَاجَاهَا, iddeti bitmezden evvel pişman olursa üç bağın birisi baki, bir talak kaldı, onunla tekrar nikahını alır.
fekânet imrâte, onun ailesi olur. Ve batalatil iddet, iddet batıl olur. İddeti bitmezden evvel müracaat ettim derse iddet batıl olur. O kadın nikaha evdet etmiş olur. Ve inşa dilerse terekaha, müracaat etmez, kadını terk eder. O da iddeti bekler. Hatta tebine minhu, o adamdan beynunet ola, ayrılmış ola, bitalaqin sevabin yahut da bitalaqin sevabin, doğru bir talakla adamdan ayrılmış olur. Fahada kavlu Ebi Hanifete rahmetullah aleyh. İşte İmam-ı Azam'ın kavli bu. Şimdi bunun hulasesi, İmam Ebu Hanife'nin mezhebi, heyiz halinde kadına verilen talak vaku olur. Fakat günahkar olur. Heyiz halinde kadına talak verilmez. Verilirse talak vaku olur ama vermemesi lazım. Peki vermiş adam bilmemiş. Ne yapacak? Bunun kefareti derhal dönecek. Kadına diyecek ki ben seni nikahıma tekrar aldım. Ricat edecek. Ondan sonra kadın heyzini bitirecek, temizlenecek. Temizlendikten sonra talak verecek. Eğer talak verecekse. Talak verecek. Kadın o talaktan sonra, o töhürde verilen talaktan sonra bir, iki, üç defa heyzi görecek. Üç heyiz görecek. Üçüncü heyiz bitti de temiz oldu mu? Tamam oldu. İddet de tamam oldu. Ama bu arada adam pişman olur da tekrar kadını nikahına almış alabilir. Çünkü talakın ikisi gitti, birisi kaldı. Bir talak kalmış olduğundan tekrar gerisini geri alabilir. Yok. Arzu etmiyor, almıyorsa işte o vakitte tamam olur. Sünni bir talakın iddetini beklemiş olur. Peki bu böyle. Şimdi ikinci İmam Ebu Yusuf ve diğer alimlerin kavli geliyor ki onlar diyorlar ki hulasesi, bu heyizde talak verdi ya, kadın bir temizlenecek. O temizlikle talak veremez, şimdi talak verecekse. Tekrar kadın bir heyiz daha görecek. İkinci heyiz. Bu ikinci heyizden de temizlenecek, ikinci töhara varacak. O ikinci töhörde talak verecek ki talak-ı sünni olan. İhtilaf burada oluyor. Birinci töhörde mi talak verecek, ikinci töhörde mi? İmam Ebu Hanife diyor ki birinci töhörde talak verir. İmam Ebu Yusuf diyor ki hayır, ikinci töhörde verecek. İhtilaf burada. وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları İmam Ebu Hanife'ye muhalefet ettiler. مِنْهُمْ اَبُوْ يُسُفْ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلِيهِ İşte muhalif olanlardan birisi de İmam Ebu Yusuf'tur. فَزَعَمُوا Onlar zuam ettiler ki اَنَّهُ O adam اِذَا طَلَّقَهَا حَائِدًا Heyizliyken talak verdi mi لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Ondan sonra o adama caiz olmadı اَنْ يُتَلِّقَهَا Buna talak vere حَتَّى تَطْفُرَ مِنْ هَذِي الْحَيْدَةِ O heyizden temiz vera ola سُمَّتَ حَيْدَ حَيْدَةً اُخْرَى İkinci defa bir hayid göre sümme tatvure minha o ikinciden de temiz ola o vakitte talak verebilir. Ve aredu maarezi ettiler el asare leti raveynaha rivayet ettiğimiz olduğumuz yukarıdaki hadisleri maarezi ettiler. Evet, ne de rivayet eyledik biz? Fî muvâfaketil kavlil evvel. Kavl evvel, yani İmam Ebu Hanife'nin getirmiş olduğu deliller vardı ya, Abdullah İbni Ömer'in hadisleri. Bunlara muarese ettiler, başka hadisler getirdiler. Abdullah İbni Ömer'den gelen hadiste diyor ki, heyizde ailesini boşamış, Hazreti Ömer işitmiş, Resulullah Efendimiz'e gitmiş, sormuş. Resulullah Efendimiz de demiş ki, emret müracaat etsin. Heyizden tamam olduktan sonra, arzu ederse boşasın, talak-ı sünni olur. Buna karşı ne gibi hadisler getirdiler de muarize ediyorlar? Hadis hadise muarize olursa ne olur? Telife gidilir. Telif imkanı olmazsa nasih mensuha gidilir. Hani bazı cahil adamlar herhangi bir hadise, herhangi bir ayeti alır, keyfini efendim şeriatte tevil vardır. Bitti. Bizim Türkiye'de töreyen cahiller var ya, isimlerini sen bilirsin. Efendim tevil yok mu? Var tevil. Nasıl yok? Var. Fakat tevil ne olur? Ayet ayete muariz olur. Mecbur birisini tevil edeceksin. Ki ikisiyle de emel olsun edersen. Hadis hadise muariz olur. Mecbur tevil edersen. Yoksa durup dururken hiç başka yok. Hiçbiri yok. Mesela heyiz halında verilen talak bitedir.
Bukati. Hayır efendim, ben bunu tevil ederim. Aşı bin varis hadis var mı? İz halındaki verilen talak bidi değil de sünni diye bir rivayet var mı? Yok. Yok ama tevil yok mu ya İslamiyet'te? Ben işte tevil ederim. Bu tevil olur mu? Çok yani gülünç meselelerden birisi. Bir defa namaz kılıyorum ben evde. Hacılardan da bir iki hacı var. Bir de ehbaplardan iki tane de hoca var orada. Üç tane de hoca var. Az kaldım namazda güleyim de namazı boşlayayım. Ahir zamanda Hazreti Mehdi'den evvel Fırat hesr olacak. Altından bir dağ zuhur edecek. Birisi dedi ki ya o oldu ya. Altından zehep. Zehep ne demek? Zehep cihattan gelir. Ve hoca zehep nere? Zihat nere? Zehep zal ha ba oldu mu? Tamam zehep zihattan gelir. Zihat da oldu. Birecik'in üzerine köprü yapıldı ya. Tamam işte zehep zihat işte ikisi bitti. Tevil oldu çıktı. Az kaldım namazı şimdi. Yani güleyim namazın bozulsun. Namazı kıldıktan sonra ya dedim sen biliyor hadis ezberlemiştin böyle. Zehebin manası nedir? Sari, halis madenden yapılan altına zeheb derler. Öteki zihab maslardır. Zehebe, yeshebü zihabe. Getmektir. Zehebinen, zihabın harfleri bir, manaları başka başka. Sen bunları nasıl getirir de tevhile gidiyorsun? Senin hakkın kötek dedi. Bir gün de gene bir hoca efendi dedi ki ya petrol demek, o da altın demektir. İşte petroller zuhur etti. Tamam, kıyamet tamamdır. Petrol, altın. Petrola ne derler? Arapçası nedir? Naft. Naft. Öteki zehebe ne derler? Zeheb. Bunların arasında bir irtibat da yok. Yani ötekinin ki zehebe, zihab birbirine yakıştırıldı bunda. O da yok. Fakat aklına göre hükmetmek yok. Diyor ki, sebepsiz taarruz kapısını, tevil kapısını sebepsiz açan olanlar mülhitlerdir, fasıklerdir. Müslümanların yolunu şaşırtma için ilk önce onları icat etmiştirler. Onun için iki hadis marize olmadıkça tevhile gidilmesi de alınır. Tevhil olursa zaten ikisi birini teyit eder. Yok, şimdi burada olduğu gibi ikisini bir araya getiremiyoruz. Abdullah ibn Ömer'in hadisinde diyor ki birinci heyizde talak verdi, heyiz biter bitmez. Doğru geldi mi talak verecek. İkinci hadis geliyor ki hayır. Bir heyizde talak verdi mi bekleyecek. Kadın temiz olacak. Tekrar bir heyiz görecek. Ondan da temizlenecek. Ondan sonra talak verecek ki talak-ı sünni olsun. Bunların telifi imkanı yok. Taarruz etti. Taarruz ettiği gibi hangisi evvel varid olmuş, hangisi sonra da varid olmuş bunu araştıracağız. Bunu bilirsekse evvelkisi mensuh, ikincisi nasih olur. Bilemezsekse ikisiyle de emel olmaz. İzâta arada tesadüfen. Şimdi burada İmam Ebu Hanife'nin rivayet etmiş olduğu Abdullah ibn Ömer'in hadisini getirdi. Muarize yapanlar ne getirdi? Ona bakacağız. Hocam bu tevhide müştehidler yapmaz mı? Efendim? Tevhide. Hadis muarize ettiği zaman. Bu müştehid yapar tabii. Ehli ilim yapar. Bu ehli iştihadın zamanında olmayan bir şey olursa zamanın uleması da yapar. Mesela bir mesele meydana geldi ki yokmuş, müştehitlerin zamanında yokmuş. Hadisler bulduk, taarruz etti. Bu ehli ilim bu tevhili böyle yapabilir. Yani ise de gelmiş geçmiş iştihat kapısı da kapanmış değil. Yani, bunu ne ehli olursa gene yapabilir. Rastgele yapmaz. Yahu cahilin işi değil. Sen onu beleş artık, bu sorman gürün dişi oldu. Doktor gelip de hadisle, taarruzla telif mi yapacak? Yahut mühendis gelip de bu hadis sahihtir, bu zayıftır mı diyecek? Ehli yapacak bunu. Ehli de kim? Hadis-i şerifeyi bilecek. Bunun tevil nasıldır, muarize nasıldır, manası nedir? Bunları bilecek, bunlardan sonra yapacak. Ehline mahsus olur. Ben öyle diyorum ya işte, Türkiye'de toplanan cahiller hadis ilmini bilmiyor. Yalnız işitmiş ki İslamiyet'te tevil var. Burada bir Ömer Örtek vardı, Adanalı. Üstazın Bediüzzaman eserlerini okumuş. Mehdi hakkında ulu orta Deccal da geldi, Mehdi de geldi. Ya Ömer, cahilana söz söyleme. Efendim diyor, İslamiyet'te tevil yok mu? Ulan tevil var, o tevil gala gala sene mi kaldı? İmam Hatip'in mektebini bitirmeden, bir Arapçayı bilmeden, hadisleri toplamadan tevil sene mi kalmış? Bu selahiyet ister. En aşağı istediği hadisi, istediği kitaplarda arayıp bulma kudretinde olacak.
ezbere bilmesi şart değil, bilmiyor. E, şu iki hadis geldi, taarruz etti, araştıracak. Bunun kitapların evvela senedini bulacak, şerhlerine bakacak. Ondan sonra da esbabı tercih edebilecek, ondan sonra da yapabilecek. Ama bunların hiçbirini bilmiyor. İlmi hadis nedir onu da bilmiyor, tevhile kalkıyor. Gayet kolay iş. Evet. Şimdi burada ikinci muareze hadisleri diyor ki haddesena Nasr ibn Majdub ve ibn Ebi Davud قال haddesena Abdullah ibn Salih قال haddesena Yelid قال haddesena Uqeyl an ibn Şahab قال akhbereni Salim ibn Abdullah en Abdullah ibn Umar akhberehu ennehu tallaqa imra'atan lehu ve hiya hayid. Yine Abdullah ibn Umar'ın hadisini getirdi. Ailesini heyzde halde talak verdi. Fezekere zalik Ömer'u li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer işittiği gibi gitti Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Fetegayyaz aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kızdı buna. Niçin ailesini boşuyor? Ailesini boşadığından dolayı mı kızdı? Heyz halinde boşadığından dolayı mı kızdı? Onu beyan etmiyor. Fakat anlaşılan niçin heyz halinde boşadı? Zahirde bu anlaşılıyor. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki li yuraci'ha müracaat etsin, tekrar nikahını alsın. Sümme yumsikha hatta tathur nikahını alsın ve onu tutsun, nikahında kalsın hatta kadın temizleninceye kadar. Sümme tahide fatathura sonra ikinci defa heyiz görüp temizlensin. İkinci defa sümme bak sümme tahide fatathura sonra tekrar heyiz görsün, tekrar temizlensin. فَاِنْ بَدَى لَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا O ikinci tuhurda onu boşamak ona zahir olursa, yani azmetmiş ilde boşayacaksa, فَلْيُطَلِّقَهَا تَاهِرًا Onu tuhur halinde tatbik etsin. قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا O tuhurda da ona tekarrub etmeksizin, yani heyizden çıktı, tuhure geldi, mücamaat etmeden boşasın. Evet. فَتِلْكَ الْعِدَّةِ işte ondan sonra iddettir. Bu iddettir. كَمَا أَمَرَ اللّٰهُ Allah-u Teala'nın dediği gibi artık iddetini bekler. Bunu da rivayet etti. Abdullah ibn Ömer'in hadisinden İmam-ı Azam rivayet etti. Bunu da gene Abdullah ibn Ömer aynı vakayı başka ravide kelime ilave etti. سُمَّ تَحِيدَ فَتَطُورَ Birinci hadislerde var mıydı سُمَّ تَحِيدَ فَتَطُورَ? Yok. Bu ikinci de geldi. Aynı hadis işte taarruz oldu bu. Bu taarruzu nasıl yapacağız? Daha bitmedi ya gene geliyor. Haddesena Yezid ibn Sinan قال حدثنا أبو صالح فذكر بإسناد مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض. Abdullah ibn Ömer ailesini heyz halinde boşadı. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında Fesâle Ömer'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zâlik. Peygamber Efendimiz Resulullah Efendimiz'e bu meseleden sordu. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nuruhu fel yuraciha git Abdullah'a emret kadını nikahını alsın. Sümmel yumsikha hatta tazhura. Ru değil, ra onu. O ha, zammahanın da ranın üzerine koymuş. Sonra onu dutsun, ta ki kadın temizlensin. Evet. Hatta tatürü süper. Evet. Sümme tehide fatatüre. Sümme tehide. Sonra heyiz görsün. Sümme tatüre. Sonra tekrar temiz olsun. Fetilkel idde. İşte iddet budur. Elleti emarallahu azze ve cel. Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu iddet ki en yutallika lehen nisa. O iddet için kadınlar tatlik edilir. Yani kadınları li iddetihinne dedi ya Cenab-ı Hak ayet-i kerimede li iddetihinne işte Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu iddet budur. Ayet-i kerime nasıl dedi? Okuy ayet-i kerime. İzâ tallaktumun nisa'a فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ İşte Allah-u Teala'nın iddetleri için talak verin dedi ki iddet budur. Yani tühür halında vereceksen o kadın iddetini bekleyecek. Eğer bir adam zaten hiç talak vermemiş, ailesinde tatbik etmek istiyor, ne yapacak? Kadın
tühür halinde heyizden çıkmış, temizlenmiş kadına mücaneat etmezden bir talak verecek. Sünnet olan bu. O kadın da üç heyiz başından geçecek, iddetini bitirecek. Ayet-i kerime bunu emrediyor. اِذَا طَلَّقْتُ مِنْسَا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ İddet beklemesi için tühürde talak verilecek. Kaç o tühürde de mücaneat etmeyecek. Kaç göz? Kaç göz olacak? Kaç göz olacak mı? Yani baş yok, talak verdikten sonra kadın artık iddetini gidip bekleyecek bu. Yani artık haram baş göç olacak. Haram değil ama fakat görükmeyecek. Adam görükürse, yanında kalırsa müracaat sayılır. Çarşıdan bir ekmek getirse bunu al dese müracaat sayılır, rica sayılır. Yok, bu vakitte kaç köşe olacak. Ayrılacak, adam ricat etmiyor. Kadın o vakitte çekilecek, kendi yerinde iddetini bekleyecek. İddetin dediği bu. İddet de neyle olur? Heyz ile olur. Öyle bir tühürde iddet ona talak verecek ki o tühürde mücameat olmamış, ondan sonra üç heyz bekleyecek. Bu böyle, talak-ı sünni. Fakat esas bu dava, heyizde talak vakı olursa ne yapacak? Heyizde talak vakı olursa heyizden çıkacak. Birinci tuhurda talak verecek İmam Ebu Hanife'ye göre. Talak-ı sünni olur o. İmam Ebu Yusuf diyor ki yok, birinci tuhurda değil. İkinci bir heyiz görecek. İkinci tuhur başlayacak, o ikinci tuhurda talak verecek ki talak sünni olur. İkisi de Abdullah İbni Ömer'in hadisini delil getiriyorlar. Bak raviler aynı hadisi, bir kısmı öyle rivayet etti, bir kısmı böyle rivayet etti. Aynı hadisi. Evet. Haddesana Salih İbni Abdurrahman, kâle haddesana el-Ka'nebiyyü, kâle haddesana Malik, fezekere bi isnâdî mislehu. Gayre ennehu kâl, sümme yetrukeha hattâ tetur. Veni terk etsin, hattâ temizlensin hayızdır. Sümme tehide, sümme tatfure. Tekrar heyiz görsün, tekrar temizlensin. Sümme inşa tallak. Ondan sonra arzu ederse talak verir. Arzu etmesi nikahında kalır. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Haccad. Kale haddesena Hammad. An Eyyub ve Ubeydillah. Ha. Ve haddesena Nasr ibn Merzuk. Kale haddesena Al-Hasib. Kale haddesena Hammad. An Eyyub ve Ubeydillah. An-Nafi' an İbn Ömer. An-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine aynı hadisi şerifi. Evet, rivayet eyledi. Haddesena Ahmed ibn Abdillah ibn Abdurrahman el-Barki. Kale haddesena Amr ibn Ebi Seleme. Elif belli olmamış. Yazın. An Züheyr ibn Muhammed. Kale akbereni Yahya ibn Sa'id ve Musa ibn Ukbe. Ve Ubeydullah ibn Ömer. En-Nafi'in. Anne Abdullah ibn Ömer. Sümme zekere mislehu. Vesal. Aynen bu hadisi şerifi. Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylediler. Lakin bu rivayette bir şey ziyade var. İkinci tuhurda boşasın ama قَبْلَيْنْ يُجَامِعَهَا ona tekarruf etmezden evvel. Yok, tekarruf eder de o tuhurda sonra talakını verirse o talak da sünni olmaz. حَدَّسَنَا فَهْدٌ وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّسَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. Bu ikinci, sonki rivayeti de kim rivayet ediyor? Abdullah ibn Ömer'den, Musa ibn Ukbe. Fakat akbere Salim'in. Salim haber verdi. Ve Nafi'un, Nafi haber verdi. Salim Abdullah ibn Ömer'in oğlu. Nafi'ye de meşhur, yedi kurradan birisi var ya İmam-ı Nafi. Evet. Onun kölesi o. Hani ibn Ömer'e radıyallahu anhüma fi hadil asar. Bu eserlerde Abdullah ibn Ömer'den haber veriyorlar ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emarehu en yunsika. Peygamber Efendimiz ona emretti ki kadını tekrar tut nikahında. Hatta tatfura, temiz ola. Sümme tahide, sonra heyiz göre. Sümme tatfura, sonra ikinci de temiz ola. Ondan sonra istersen nikahında alık o, istersen tatlik et. Fezade zalik ala ma fil asaril uvel. Bu sonki rivayetlerde ziyade var. Abdullah ibn Ömer hadisi birkaç rivayetinden geldi. Evvelki rivayetler heyizden sonra tühür geldi mi talak versin. Bu sonkilerde ziyade var. Ne diyor? Heyizden sonra tühür gelsin. Tekrar heyiz görsün, tekrar tühür gelsin. Ha, bu ziyade olduğundan dolayı fehu evla, ziyade olan evladır. Minha ötekinden. Buna da ne derler? Tercih.
iki hadis birbirine taarruz ederse esbab-ı tercih, 100 küsur esbab-ı tercih vardır. O esbab-ı tercihi meydana getirir, birisini tercih eder. Şimdi burada bu ikinci rivayeti tercih etti. Niçin? Sebebi tercih ne oldu burada? İkinci rivayetlerde ziyadelik var. Sümme tahide, sümme tature. Kelimeleri ziyad olduğunda iki hadis, bir aynı hadis, iki rivayetler gelir. Birisi muhtasar, birisi mufassal. Hangisi ile amel edilir? Mufassal ile. Bu mufassal geldi, onun için bunu almak evli oldu. Bu İmam Ebu Yusuf'un şeysidir, evli. Fahada ve şu gerisine وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيْكِ الْأَسَرِ فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ tutmamış. وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيْكِ الْأَسَرِ Eserlerin terikinden bu babın veçi bu. İşte iki tarafı da hadisleri zikretti. İkinci gelen rivayetlerde ziyade olduğundan bunu tercih etti. وَاَمَّا وَجْهُ مِنْ تَر۪يكِ النَّزَارِ Şimdi kıyas tarihine gelirse, şimdi İmam-ı Tahavi'nin adeti, daima her meselede iki kavul, üç kavul varsa, kendisi hangisini tercih ediyorsa onu sona bırakıyor. Evvelkini yazıyor, en sonki gelen ikinci mi, üçüncü mü, anla ki kendinin fikri de o tarafta. Şimdi burada İmam-ı Hanife'nin kavlini evvele aldı. Niçin? Kendisi İmam-ı Hanife'nin kavlini teyit etmedi burada. İmam Ebu Yusuf'un kavlini tehir etti, onu teyit ediyor. Şimdi kıyasla da onu teyit edecek. Ve emmâ veçhû min tarîkin nazar, kıyas tarîkiyle bunun yolu, fe innâ vecednel asla fî zâlik. Bu meselede bir kaide-i asiliye var. Onu bulduk ki, ennel recüle bir adam, herhangi bir adam, nühye nehyulundi, en yutallike emrâetehu hâide. Heyzli olan bir kadını tatlik etmesinde nehyedildi. Bu şeriat, bu asıl. Kadın heyizliyken talak vermeyin. Ve nühyen yutallikaha fi tuhrin attallakaha fi. Bir kaide de var ki bir tuhurda kadına talak verdi. O tuhurda tekrar kadına talak vermesin. Bir talak verdi ya, daha o tuhri bitirmeden, heyiz görmeden bir talak daha verirse ne olur? İki talak. Bu da caiz değil. Bir talak verdin, almayacaksın. Bekle iddetin çıksın. Talakları bir peşine getirme. Bir de bundan nehyedildi. وَقَدْ نُهُيَ عَلِ الطَّلَاقِ Talaktan da nehyedildi. فِي التُّهْرِ الَّذ۪ي Şu bir tuhurda ki قَدْ تَلَّقَهَا ف۪يهِ Onda kadını tatlik etti. Bu yukarıkinin aynı manası. وَقَدْ اُرَدَ اَنْ يُتَلِّقَهَا ف۪ي تُهْرٍ وَقَدْ نُهُيَ Evet. Burada da vakitli yani talak fi tuhri lezi katallaka. İkisinin manası bir. Yahut da bu ikinciyi neye alır? Yani heyiz halinde boşadı. Ondan sonra tuhur gelir de o tuhurda boşayacak ya. İşte ondan da nehyedildi demek istiyor. Kemanuhu yani talak fi heyiz. Heyiz de nehyedildiği gibi. Heyiz de talaktan. Kulase bu üç şekil göstermiş ama iki şekil var. Birisi heyiz halinde talaktan nehyedildi. Bir. Birisi de bir tuhurda kadına talak vermiş, o tuhur bitmeden bir talak daha veriyor. Ondan da nehyedildi. Bu iki şeyden nehyedildi. Talak vakı olur ama fakat sünni olmaz. Sümme reynâhum sonra biz onları gördük ki ölemeyi la yehtelifun. İhtilaf etmiyorlar ki fî racülin câme'an ailesine tekarrub etmiş. Sünne eraden yutallik ahli sünne. Ondan sonra da o kadını sünnet veç üzerine talak verecek. Ennehu memnu'un min zalik. O adam bundan memnu'dur. Hatta tatfure min hadil hayze. Kadın o hayizden temiz olmadıkça elleti kânil cima'u fihi. Hayizde zaten kadını tekrar etmek haram ama işlemiş. Evet. Kadın temiz olacak. Bir. Ve min hayzetin uhura ba'daha. O heyiz de kadına tekarrub etmiş ya, o heyiz bitecek, tuhur gelecek. Tuhurdan sonra bir heyiz daha görecek, ondan sonra tuhur gelecek, talak verecek. Bunda da ihtilaf yok. Niçin? Belki o kadının hamile mi değil mi, o belli olacak. Eğer kadın hamile ise ikinci bir defa heyiz görmez. Onun için bunda da ittifak etmişler. Bunda da ihtilaf yok.
ve cu'ile cima'uhu iyyaha fil hayde. O adamın hayizde kadına tekarrubi kılındı ki cima'i iyyaha fil tuhri. Tuhurdaki cima'i gibi. Ellezi yaqibu tilkel hayde. Hayizden sonra bir tuhur geldi. O tuhur da ailesine tekarrub etti. Ondan sonra talak verecek. Bunun gibi. O da caiz değil. فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ التُّهْرُ الَّذ۪ي وَفْتَكِ شُلْبِ Tuhur ki oldu. بَعْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ Her bir hayizden sonra bir tuhur var ya, bu oldu. Ne gibi? كَحُكْمِ نَفْسِ الْحَيْضَةِ Hayizin nefsi gibi. فِي وُقُعِ الطَّلَاقِ Talakın vukuunda fil cima fi zalik onda o tuhurda cima olursa yahut da o hayizde cima olursa. Hayizden sonra gelen tuhurda eğer kadın hayizliyken ona tekarrub etmiş, ondan sonra da tuhur gelmiş. Onda bir ittifak talak veremez. Ha, öyleyse diyor, hayizden sonra gelen tuhurun hükmü, o diyor ki o hayizde cima etmiş, sonra tahir olmuş, o talak veriyor. Bunun gibi oldu. وَكَانَ مَنْ جَامَعَ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَيِّ Öyleyse bir adam hayizliyken ailesine tekarrub ederse فَلَيْسَ لَوَا يُطَلِّقَهَا بَعْدَ سَعْدَ O kadını talak vermesi caiz olmaz. Hatta يَكُونَ بَيْنَ ذَٰلِكَ الْجِمَا وَبَيْنَ الطَّلَقِ O cima ile talak arasında ola اَلَّذِي يُوْقِيهُ Kendisini vereceği talak arasında ola حَيْضَةٌ كَامِلَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ Bir hayzeyi kamile ola, tam kamil müstakbele mi, müstakille mi? Müstakbele demiş. İstikbal yani iddeti istikbal edici, müstakbele iddeti istikbal edici bir hayız ola. Bir adam bir hayızda ailesine tekarrub ederse, ondan sonra geldi tuhur, bakalım belki hamile oldum olmadı. O hayız tam değildi, kamil değildi. Hayızın içinde cima olduğu kamil değildi ya. Kadın temizlensin, ondan sonra bir hayız daha gelsin, o da çıksın ki o hayız müstakil olur, müstakil olur. Neyi? Ondan sonra gelecek iddete hazırlanacak kadın. Ha, böyle bir şey olacak. Bunda da ihtilaf yok. Kâne kezâlik fin nezâr. Öyleyse kıyasla da böyle oldu ki ennehu o adam izâ tallaka emra'atehu ve hiye hâidun hayizliyken ailesini talak ederse sümme erâde bâde zâlike yutallikaha onu boşamak arzu ederse lem yekün lehu zâlik o adam için caiz olmadı hattâ yekûne beynet talâk el-evvel O birinci talak ile ellezî kâne tallakaha iyyâhu o hayize kadını talak verdi o talak ile ve beyni talâki iyyâhâ thâni o kadına vereceği ikinci talak arasında ola haydatun müstakbile bir hayze-i müstakbile ola iddet-i müstakbile olan bir hayz ola yani kıyası neye benzetti? Hayz halinde kadına cima ederse o hayizden sonra gelen tuhurda kadını boşayamaz. Bunda ittifak var. Niye? Cima ettiğinden dolayı o tuhur geçecek. Tekrar ikinci defa hayiz gelecek. O hayizden de temizlenecek ki kadın hamile kalmamış. Ondan sonra talakısını verir. İşte diyor nasıl o hayizde ailesine tekarrub ettiği iki tuhur bekliyorsa cima etmez de yalnız hayizde talak verirse bu da onun gibidir diyor. İki hayız geçecek. فَهَدَ وَجْهُ النَّزَرْ اِنْدَنَا Bizim indimizde kıyas budur. فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda مَا مُوَافَقَةِ الْاَسَارِ Eserlere muvaffakatle beraber ki Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayetlerde ثُمَّ تَحِيدَ فَتَطْفُرَ ثُمَّ تَحِيدَ فَتَطْفُرَ dediği gibi وَهْوَ قَوْلَ بِيُسُفْ رَحْمَةُ اللّٰهِ İmam Ebu Yusuf'un kavli de budur. Yani İmam-ı Tahavi burada İmam Ebu Yusuf'un kavlini tercih etti. وَفِي مَنْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İbn-i Ömer Peygamber Efendimiz Abdullah ibn-i Ömer'i men etmesinde orucudur. Neden? اَنْ يُطَلِّقَ مْرَأَتَهُ بَعْدَ الْتَلَاقِ الْاَوَّلِ Birinci talaktan sonra ailesine talak vermesi. Yani hayize ailesine talak vermiş diye ondan sonra talak vermesinden men etti حَتَّى يَكُونَ بَعْدَ ذَٰلِكَ حَيَدٌ مُسْتَقْفِلًا Ondan sonra hayızlar ola, iki hayız ola. Bir o hayız, bir de başka bir müstakil bir hayız ola. Hayızın demiş ama hayızın olsa kafidir. Hayıza lüzum yok ki bir hayız ola. Benim görüşüm öyle. Ben hayızım. Hayızın müstakbile. Çünkü başka iki hayız girmiyor ki. Evet. فَيَكُونَ بَيْنَ التَّطْلِقَتَيْنِ İki talak arasında ola hayızatun müstakbile. Evet. Müstakbil bir hayız ola. İşte böyle yaptığında Resulullah Efendimiz
men etti, talak verme, hatta iki heyiz arasında, iki tuhur arasında bir müstakbile heyiz ola, delilün delil orucudur ki enne hükme talakı sünnet, sünni talakın hükmü, en la yecme'a minhu, en la yücme'a minhu, ondan cem olunmayı tatlikatani iki talak fi tuhrin vahidin bir tuhurde, bir tuhurde iki talak olmaya, onun için böyle yaptılar. فَفْهَمْ ذَلِكَ Sen bunu anla. فَاِنَّهُ قَوْلُ اَب۪ي حَنِفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu yukarıdan beri zikrettiğimiz bu meseleler, bu üç imamın kavludur. Kavludur ama onun bir meselede ihtilafları var. Heyizden sonra gelen tuhurda mi talak verecek, yoksa ikinci heyizden sonra mı? İmam-ı Azam birinciyi, İmam-ı Yusuf de ikinciyi tercih etmişler. Allah-u Teala alem. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.